Chairman, welcome. Hoş geldiniz. Welcome to the home of one of your country's best friends and allies. We join you side by side in your desire to become a member of the European Union. Avrupa Birliği'ne üye olma arzunuzda sizinle omuz omuzdayız ve aynı fikirdeyiz. We appreciate your friendship in NATO. Ve biz sizin NATO'ya üyeliğinizden dolayı da çok memnunuz. You're a strategic ally and friend of the United States. Siz Amerika'nın stratejik bir dost ve müttefikisiniz. And we look forward to working with you to keep the peace. Ve biz barışı korumak uğrunda sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bizim için ayrı bir mutluluk nedeni. And it's also another source of happiness for. Şüphesiz ki Avrupa Birliği'ne girişi çağdaşlaşma projemizin Cumhuriyet'ten bu yana en önemlisi olarak görüyoruz. Undoubtedly we see our bid to European Union membership as the most important modernization project of our country since the establishment of the Republic. Ve demokrasi yolunda ciddi bir sıçrama olacak. And this will serve as a great jump start for democracy, enhancement of democracy. Bu hafta bizler için çok önemli. This week is a very important one for us. Well, thank you all. Thank you. Kıbrıs'la Avrupa Birliği'ni kesin ilintili hale getirmeyi doğru bulmuyorum. Şundan dolayı sürekli olarak karşımıza Kıbrıs konusu çıkarıldı. Ve Avrupa Birliği'ne üye olmada Kopenhag şartlarını yerine getirirseniz Avrupa Birliği'ne üye olma şansını yakalarsınız veya müzakere tarihi alabilirsiniz diyen Avrupalı dostlar, maalesef Kopenhag kriterleri içerisinde yer almayan Kıbrıs meselesini sürekli olarak önümüze getirmek suretiyle adeta bunu bir koz olarak kullanıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz, samimi bulmuyoruz. Biz şüphesiz ki Kıbrıs sorununun olduğunu biliyoruz ve bunu çözmekte biz kararlıyız. Ve bu konuda da Birleşmiş Milletler'in planını müzakere edilebilir bulduğumuzu daha baştan ifade ettik. Ve bunu müzakere edelim diyoruz. Müzakere edelim derken de biz özveri gösterelim ama karşı taraf da özveri göstersin. Eğer tek taraflı bir özveri istenirse bu adil olmaz. Bu kalıcı olmaz. Ama karşılıklı özveriyle buna yaklaşırsak inanıyorum ki bu sorunu rahatlıkla çözeriz. Thank you, Mr. Chairman. Var mı mikrofon? Yani söyledikçe. Az önce Sayın Başkan'la yapmış olduğumuz görüşme özellikle Avrupa Birliği süreciyle alakalı olarak geçti. Ve şu ana kadar gerek Almanya, gerek Fransa, gerek Hollanda buna benzer birkaç ülkeyle yapmış oldukları görüşmeler hakkında da bizi bilgilendirdiler. Bunun yanında demokrasi ve özgürlükler konusunda ortak mücadelemizle alakalı yapılması gerekenler konusunda bir fikir alışverişinde bulunduk. Gerek Türkiye'ye karşı gerekse ülkemiz insanlarına karşı olan muhabbetlerini dile getirdiler. Somut talepler oldu mu? Sizden neler istendi? Ya da masada neler vardı Irak başlığından? Aslında ağırlıklı olarak barış var. Yani barış yoluyla bu işin çözümü var. Siz bir taahhütte bulundunuz mu?
Hani dedim ya, dönünce bunu bütün Sayın Başbakan'la görüşecek. Ondan sonra da Sayın Başbakan'ın da zaten konunun belli bir kısmına muttali olduğunu gördük. Aynı şeyler, aynı konular. Efendim? Ve değerlendirmeleri yapıp ona göre de gerekli kararı vereceğiz.